Sen bu Mehmet İnce konusunda bir şey bilmediğine emin misin? Ben ne biliyorsam size anlattım diye hatırlıyorum savcı bey. Bu işten çok pis kokular geliyor. Bence de. Ama siz devletin savcısınız. Ben kendi haline bir vatandaşım. Eğer bu konuda bir şey öğrenirseniz, bir ipucu falan bulursanız bize de söyleyin lütfen. Alo. Maraşlı. Söyle Etin Soy'u. Ben yakında gidiyorum, haber vereyim dedim. Nereye gidiyorsun ya? Ben postalayacaktım seni. Acelecisin. Ben de onu diyecektim. Seninle olan hesabımı görmeden gitmem, merak etme. Öyle mi? Konum atayım ister misin? Ya da şöyle yapalım, sen bana bir konum at, ben geleyim. Ya, bu sefer öyle olmayacak. Ben çıkacağım karşına ansızın, hiç beklemediğim bir anda. Farkında bile olmayacaksın. Biraz bu korkuyla yaşam araçlı. Çok değil ama ha, az. Bunu kaçan biri mi söylüyor? Bak gülüncüme gitti şimdi. Bekle beni Maraşlı. Beni bekle. Biz de Azrail'le anlaşmamızı en başında yaptık Behram. Bizi korkutacak adam anasının karnından doğmadı. Hele senin gibi bir kansından korkacaksan boynum altında kalsın. İyi dedim be komutanım. Kaçacaklar. Anladılar, polis peşlerinde. Çemberi daraldı. E ne yapacağız? Bırakacak mıyız? Bırakmayacağız elbet. Ben bir Hilal'le konuşayım, haber edeceğim sana. Tamam. Dur ben de geleyim seninle. Nevzat gelme. Kafanda nasıl bir mahur çizdim bilmiyorum ama benim eğlence anlayışım konusunda en ufak bir fikrin olmadığı çok belli. Bakma ablam. Ben başka bir adamım. Bana kaba diyebilirsin, görgüsüz diyebilirsin. Ne istiyorsan diyebilirsin. Ama ben buyum. Yani demek istiyorum ki başka dünyaların insanları olduğumuzun farkındayım. O yüzden benim diyeceğim size, gecenizi mahvetmeyin sırf beni iyi hissettirmek için. Tamam mı? Gidin ailenize güzel güzel yemeğinizi yiyin. Haydi. Ne biliyorsun? Belki ben de senin dünyanı tanımak istiyorum. Niye böyle bir şey istiyorsun ki? Çünkü çok yakınımdasın. Evet. Öyleyse ben arkadaşlarımı arayayım. Haber edeyim de. Plansız olmasın. Alo Fuat. Hazır mısınız oğlum? Tamam, ben bir saat gibi oradayım, geliyorum. Bir de bir bayan arkadaşımı getiriyorum yalnız. Çok ısrar etti. Geleceğim diye. Tamamdır. Tamam, siz saz sözü ona göre ayarlayın, çok abartmayın. Tamam. Tamam. Tamamdır. Ha bir de bana bir konum atın gittiğiniz yere. Her seferinde kayboluyorum, bu sefer kaybolmayayım, tamam? Hadi oğlum, haydi. Haydi eyvallah. Tamam, o zaman ben üstümü değiştirip geleyim. Ama bak sakın beni burada bırakma, tamam mı? Geliyorum hemen. Ne oldu? Görebildin mi kötü adamları? Bayan dua edin de önce ben göreyim. Nevzat. Buyurun komutanım. Bizim Behçet'in kulübe ne durumda? Hazırlarız komutanım. Ne zaman lazım? İyi, bir iki saat oradayım. Bir de misafirimiz var. Tamamdır komutanım. Ben hemen geçiyorum oraya. Nevzat.
Taçoğlu. Buyurun komutanım. Alo Nevzat. Şimdi ne işin varsa bırakıyorsun. Sana bir taksi plakası yolluyorum. Onu bulmamız lazım, tamam? Ne haber Ozan? İyidir, oteldeyim. Otelde mi? Taksiciyi buldum. Ozan'ı Grand Tom Otel diye bir yere bırakmış. Selamünaleyküm kardeş. Buyurun beyefendi. Ben Ozan Şanmer'e bakmıştım. Kaç numarada da kalıyor acaba? Niçin aramıştınız? Kendisine bir paket getirdim. İlan Türel yolladı beni. Söylerseniz anlayacaktır. Bir saniye izninizle. Ozan Bey merhabalar. Size İlhan Türel'den bir paket getirdiğini söyleyen beyefendi var ama... Anladım. 16. kat 1602 nolu oda. Eyvallah. İsmin ne senin kardeş? Okan abi. Okan kardeş. Sende bu kapıyı açan zımbırtlardan var mı? Var abi. Peki bana verecek misin? Güzel. Bu arada sen bir şey görmedin değil mi kardeş? Görmedim abi. Güzel. Kolay gelsin. Ben de seni arayacaktım aslında. Bak anlaşabiliriz. Bilmediğin çok şey var. Ben Mahur'a asla zarar vermem. Onun kılına bile zarar gelsin istemem. Mecbur kaldım anlasana. Savaş yüzünden. Beni de tehdit etti gerçekten. Ozan ben sana neden kardeş demiyorum biliyor musun? Elden kardeş olur. Hemşerden kardeş olur. Yedi yabancıdan bile kardeş olur. Ama hainden olmaz. Sen üstüne başına bir şey giyele. Çıkıyoruz. Ya Maraşlı bir cevap ver. Nereye götürüyorsun beni? Çok konuşuyorsun. Konuştukça benim güvenimi kaybediyorsun. Haberin olsun. Zırıldama da yürü hadi. Ulan sen hakikaten kansız bir arkadaşmışsın ya. Bana bak lan bana bak. Bak bana. Bir daha Mahur'un yanına yaklaşmak yok. Bu bir. O defter kapandı. Anladın mı beni? İki. Savaşta ne duyarsan duy. Gelip bana anlatacaksın. Bunu anladın mı? Üç. Ulan şerefsiz bana bak bana. Asıl sen oğlum demiş. İlhan sana kardeşin demiş gitmişsin onun karısıyla. Dişat'ta da bir daha birlikte olmuyorsun. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Tamam. Tamam söz. Bırak bırak asıl. Anlatsa anlatırdı zaten. Görmüyor musun? O da beni bu meselenin içinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Doğru olanı yapıyor. Belli ki meseleyi deştikçe altından pislik çıkacak. Ya sen bana kendin demedin mi senin ailenden seni birisi öldürmeye çalışıyor diye? Belki annem o kişinin kim olduğunu biliyor.
Belki benim düşmanım annemin de düşmanıydı. Orada bana anlatmak istediği bir şeyler vardı Maraş'ta ve ben bunları öğrenmek istiyorum. Zaten ölürken yanında olamadım. Belki bu meseleyi anlarsam biraz da olsa huzur bulmasını sağlarım. Mahur Hanım, hızlı koşmak için düşmanın atına binen sensin. Kimse suçlama. Bir şey soracağım, nasıl yapabiliyorsun sen bunu? Neyi nasıl yapabiliyorum? Dünyanın en duygusal, en anlayışlı adamı gibi davranıp sonra birden nasıl böyle olabiliyorsun? Pardon, unutmuşum. Sen bana fikir vermek için değil, beni korumak için yanındasın, değil mi? Hadi gidelim. Nevzat nerede? Ne yaptın ona? Güvenli bir yerde. Kime göre güvenli, neye göre güvenli? Bana bak. Buna zarar verirsen senin boynunu kopartırım. Anladın mı beni? Mahmut'un yanında öyle şeyler yapacağını hiç sanma. Sen hele bir kılına zarar ver. Kim ne görecek, ne duyacak, ne kadar umurumda oluyor görürsün. Biliyorum hiç umursamayacağını. O yüzden arkadaşın hala hayatta. Ama o şom ağzını açıp Mahmut'a tek kelime edersen Nevzat ölür. Sen nasıl bir kansızsın lan? Ha? İnsan kendi kardeşine, kendi ailesini ölüme terk eder mi? Hı? Karşında ne almış olursan al. Yapar mı lan bunu? Neden bu kadar öfkelisin Maraşlı? Sonuçta bana bir hayat borcun var. Yalan mı? Seni kurtarmasam o evde çoktan yanıp kül olmuştu. Ulan o yangını çıkartan sensin zaten. Sıkma benim canımı. Bana bak, yavaş konuş. Mahur gerçekten duyacak. Her şeyi anlatmak zorunda kalacağız. Sevdiği adamın istihbaratçı olduğunu, ailemizin başına gelenlerin, bütün başına gelenlerden onun sorumlu olduğunu Necati abisi söyleyince Mahur nasıl üzülecek? Çok yazık. Çok yazık, çünkü bu sırrı daha ne kadar içine tutabilirim hiç bilmiyorum. Ölmeme izin verebilirdin. Beni o yangından çıkardın. Ne istiyorsun benden? Söyle. Nerede kaldı bunlar? Şimdi gelirler Necati Bey. Sağ salim getireceklerdir kardeşinizi. İnşallah. Efendim? Mehmet İnce yaşıyormuş. Sen böyle mi iş yapıyorsun? Eğer Mehmet İnce'nin nerede olduğunu 24 saat içinde öğrenmezsen seni de kardeşini de öldürürüz. Kahretsin. Alo. Mahur'la beraber Maraşlı ve Nevzat'ı da alın. Ne istediğimi söylemek için daha erken. Bence sen bunu bir tatil gibi düşün. Hı? Dinlen, iyileş, gücünü topla. Çünkü sonra lazım olacak. Benim şu hayattan öğrendiğim bir şey varsa, şantajın ve tehdidin kimseye uzun ömür getirmediğidir. Getirmeyecek zaten. Hayatını seni çok sevdiğim için kurtardığımı sanmıyorsun herhalde. Bana lazımsın Maraş'ta. İstediklerimi elde etmek için bana lazımsın. Bence bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Nasıl yani? Hangi fırsatı? Yani karşımızda gelecek vadeden bir ilişki var. Evet, tamam. Biraz zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama madem buradayız, bence bu birkaç günlük tatili birbirimizi daha yakından tanımak için harika bir fırsata çevirebiliriz. Ha Maraşlı? Vallahi ben ikinizi de gayet iyi tanıyorum. Öyle mi? Ne dersin Maraşlı? Mahur haklı mı? Sence bizi gerçekten iyi tanıyor mu? İnsan tanımadığını nasıl sevecek? Değil mi? Doğru.
Onu söylüyorum. Ben dışarıdayım. Efendim, Celal Bey geldiler. Celal, ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim. Bize müsaade edin. Kemal sen kal. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun burada? Delirdim. Delirttiniz beni sonunda. Bir problem mi var? Ben artık yokum. Ne? Doğru duydun. Yokum artık. Ona sen karar veremezsin. Ona ben karar veririm. Öyle mi? Öyle. O iş yoktan geçti Hilal. Öyle mi? Ne zaman? Mahur'u ölüme terk ettiğin zaman. Delirdin mi sen ya? Kafayı mı yedin? Mahur. Başka bir şey düşündüğün yok. Her şeyi berbat ettiğin yetmiyormuş gibi şimdi bir de işi mi bırakıyorsun? Deşifre oldum zaten. Evet, deşifre oldum. Çünkü aklınla vermen gereken kararları kalbinle verdin Celal. Ne yapsaydın peki? Senin gibi Mahur'u ölüme mi terk etseydim? Bu mu senin aldığın karar? Evet, bu. Ben ne yapsaydım? Necati'yi ötse miydim? Hilal, sakin. Maraşlı sen de. Sakin falan olmuyorum ben. Hem söyleyin bana. Necati'ye Mehmet İnce ile ilgili bilgiyi kim verdi? Bu adam ölmemiş miydi? Ne demek istiyorsun sen Celal? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Zaten şunun şurasında bu bilgiyi bilen kaç kişiyiz ki? Geçmiyor. Müdür bey geldi, kalk ayağa. Aklın başına geldi mi? Benim aklım başındaydı zaten. Müdürüm bu akıllanmamış. Bir 10 gün daha kalsın. Sen çık dışarı. Bak Celal, 5 yıldır bu cezaevinin müdürüyüm. Kimler geldi, kimler geçti? Ağlayan mı dersin, deliren mi dersin? Aklı başına gelen de çok oldu. Bak sen mert bir adama benziyorsun. Eyvallah. Ama bana gördüğünü söylemen lazım. Ben Fuat'ın yaptığını biliyorum zaten. Burada da kanun var, nizam var. Müdür bey, bakın ben sizi çok iyi anlıyorum. Ama dediğim gibi ben bir şey görmedim. Hem burada kanun nizam varsa bende de görgü var değil mi? Neymiş o? Ben kanmazlık etmem. Bak Maraşlı, bu iş böyle olmaz. Acısı senden çıkar sonra. Gün yüzü göremezsin. Müdür bey, ben zaten ölmüşüm. Anladın? Sen şimdi beni buraya gömsen de benim hiç umurumda olmaz. Bunu bilesin. Lan başıma doğrucu davul mu kesildin sen? Alt tarafı vereceğim bir isim. Uzun ettin müdür. Ne diyeceksen, ne yapacaksan yap, yapmayacaksan da çık git buradan hadi. Ulan sen bana bir de emir mi veriyorsun? Yavaş. Müdürüm. Bu aklı başına gelene kadar burada kalacak. Emredersiniz. Adın ne senin? Savaş. Bak Savaş kardeş, duyduğuma göre kadınlara silah çekiyormuşsun. Galiba sen kansız bir arkadaşımızsın. Savaş ben. Siz de Mr. Bond olmalısınız, güzel takım. Kün. Celal Kün. Savaş, peşime bir adam takacaksan işime göre birini gönder Hasan. Böyle kendin üzülüyorsun sonra. İt ite, it kuyruğuna. Bence artık sen çıkıp gel. Ne dersin? Yani Savaş çıksın diyorsun, öyle mi?
Çıksın valla, barut kokusunu özledim. Yandan vurmayacaksın. Dil koyma. Tamam. Yeter. Rezil ediyorsun beni herkese. Hiçbir şey yapma, tamam mı? Otur, sus, yeme, içme. Peki. Hayırdır kardeş? Nereye? Ne oluyor ya? Ozan. Bu adam? Önemli biri değil ya. Ben geliyorum şimdi. Bak bizimkiler burada. Bana bir su versene kardeş. Hemen geliyorum. Celal Bey. Bakın hayatımı kurtardınız. Size minnettarım. Yani babamı da anlıyorum. Benim için endişelendi. Sizden ricacı oldu. Ama böyle olmaz. Yani en azından bu kadar yakın olmanıza gerek yok, olur mu? Bayan, kararınızı verin. Ya ben size yakın olurum ya da silahlı adamlar. Seçim sizin. Yardım edin! Yardım edin! Buraya gel! Yardım edin! Yardım edin! Dur! Süre benim nasıl? Günaydın bayan. Neredeyim ben? Dağ evinde. Onu anladık. Burası neresi? Dağ. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır. Banyo var mı burada? Yok. Ama 10 kilometrede akarsu var. Akarsu mu? Hmm. Karaçay derler ismine. Ama soğuktur, haberin olsun. Dalga mı geçiyorsun şu an benimle? Savaş mı gönderdi seni? Koş lan! Yürü lan. Yürü! Yürü. Nevzat, geldim komutanım. Lütfen. Koş ya. Çalıştır. Kızım tam iyileşiyordu. Yüzü gülüyordu. Sizin yüzünüzden kızım bana yüz çevirdi. Şimdi ben seni ikiye bölmez miyim? He? Yok. Allah'ını seversen kurtarın abi. Savaş mı gönderdi seni? Konuş. Evet. O gönderdi. Savaş gönderdi. Maske meselesini nereden biliyordun? Bizi taktık abi. Seninle aramda temiz bir sayfa açmak istiyorum Ozan. Ne var? İçimden bir ses bana anlatacaklarım var diyor. Sana hiçbir şey anlatmam var. Abi, Celal abi. İndirin beni ne olur, yalvarırım. Sen şu telefonu kapatmadan bana son bir şey söyledin. Bir daha de bakayım bana onu. Abi ben sana söylemedim ki onu. Çaycı vardı yanımda, ona söyledim yemin ederim. Bak doğru düzgün konuşana kadar böyle tepe taklak bekleteceğim sen, haberin olsun. Konuş. Savaş çöktü şirketi.
Nasıl? Nevzat. Anlat bakayım, ne dedin? Abi. Savaş çöktü. İlhan'la anlaştılar herhalde. Resmen şirketi devretti Savaş'a. Ne diyorsun lan sen? Aynen öyle oldu vallahi. Şirket artık Savaş'ın. Aziz Bey? Onun henüz haberi yok. Vallahi benim de bir suçum yok. Yani öyle biraz kaba konuştuysam da kusura bakma telefonla. Dediğim gibi çaycı yanımdaydı yani. Yanlış anlaşılma oldu. Gel buraya gel. Gel de buraya. Yaklaş biraz, yaklaş. Şimdi hadi. Adamlarımın yanında. Öyle öküz falan olmuyor yalnız. Neden? Yani öküz sevilen bir hayvan. Hani vampir gibi bizim kültürümüzde olmayan, ne evdiği belirsiz bir yaratığı kendine isim edinmişsin. Öküze alınman garip. Fuat baba. Ben bu adamı öldürürüm, bu ne? Ulaşmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Utandın mı sen? Hayır. Ha. Sen beni kolumdan tut. Zorla arabaya bindir. Bayılt. Bağlağın dağına getir. Sonra bir yerime bakınca utan, öyle mi? O başka, bu başka bir kere. Maraşlı, beni kızdırma. Bir de namuslu ayakları yapıyor ya. Lafını bil de konuş bayan. Allah şükür helal nedir, haram nedir biliriz. Kardeşim sen beni kaçırdın mı, kaçırmadın mı? Kaçırdım. Ama nefsim için mi kaçırdım? Ne için kaçırdın? Allah rızası için mi? Bir yerde evet. Hadi işine bak ya. Deli kız. Ben söyledim sana. Hasta olursun dedim. Dinlemiyor ki. Korumalıktan suç ortağına terfi ettin demek. Bravo, tebrik ederim. Bu hiç gülünç değil bayan. Neden? İki kadeh içmeyi anlarım. Ama içip kendini kaybedecek hale gelmek anladığım bir şey değil. Beni sakın yargılama, tamam mı? Ne yaşadığımı biliyor musun ki sen? Her insan acı çeker. Bununla baş etme yolu bu değil. Hem annen dünküleri görse sana ne derdi, hiç düşündün mü? Sana ne? Hayır, gerçekten sana ne? Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun ki? İyi ki bir şey gördün. Tamam git, git anlat babama. Kızım dün kendini kaybetti de, öldürecekti kendini de. Ben gambalcı değilim, senin için söylüyorum. Benim için bir şey söyleme. Sen benim ne yaşadığımı, ne hissettiğimi, ne düşündüğümü biliyor musun ki? Öyle mi? Benim el kadar kızımı vurdular. Vuran adamın silahı kızımın boynundan uzundu, sen biliyor musun? Acılar yarışmaz elbet. Herkesin acısı kendine. Ama acıyla baş etmende bir raconu var. Senin yolun bu racona uymuyor. O yüzden söyledim. Bakışların dikkat çekiyor. Mağrura yakalanıp duruyorsun. Biraz sakinleş istersen. Nevzat nerede? Nerede Nevzat? Güvenli bir yerde Maraş'ta. Ama önce anlaşmamız lazım. Bana bak Allah'ım, o kitabıma sana çivilerim bu yere. Çivilersin.
civlersin de bir daha da Mahur'un yüzünü göremezsin. Ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun? Ha? Öğrenmeyecek mi? İnanacak mı sanıyorsun? Ha? Şu anda bu dünyada güvendiği tek insan benim. Lan kansız. Asla öldürüyordum kızı. Sen kendimi kaybettiğim oluyor. Kabul. Ama nefret böyle bir duygu araçtı. Bazen insanın gözünü kör edebiliyor. Eder, eder. Sen hele bir Mahur'a zarar ver. O gözlerini oyup senin misket yapmıyor muyum ben? Korkma, korkma. Merak etme. Mahur benim için de çok değerli. Keşke olmasaydı. Ama öyle. Ama benim esas merak ettiğim... Ne? Senin bir istihbaratçı olduğunu... ...hepten rol kestiğini öğrendiğinde ne yapacak? Bunu hiç düşündün mü Maraş'ta? Mahur'u senden iyi tanıyorum. İlk defa abimle böyle tutuldu. Sana gerçekten aşık oldu. Sen şimdi onun kalbini paramparça edeceksin. Yazık. Bir daha yüzüne bakarım sanıyorsun. Değil sesini duymak, değil yüzünü görmek. Hafızasını sildirirse hiç yaşırma. Ne de yaptım onları affedecektir. Hiç sanma. O güven bir kere kırıldı mı bir daha zor. Bizim mert ve delikanlı Maraşlımız... ...ailemizin içine sızmak için en zayıf halkayı seçmiş. Bak, bak, bak. Kapatma çeneni. Kapat çeneni. Ama sen de ona aşık oldun. Bunu hiç hesaba katmamıştın değil mi Maraş'ta? Farkında mısın? Bir anlaşma yapmak zorundayız. Seninle anlaşacak durumum yok. Öteceksin. O saldırıyı kim düzenledi? Bana bir bir anlatacaksın. O öyle kolay değil Maraş'ta. Önce kendimi güvence altına almam lazım. Değil mi? Thank you.